Selamlar dostlar, sizlerle bugün Hearts of Iron'a ilk girdiğiniz vakit bu ekranda neler var ve ilk girdiğim zaman neler görürüm, neler ederim adlı bir rehber çekiyoruz. Ve bütün Koyu 4 mekaniklerini anlatacağım tek bir video olmayacak. Parça parça gideceğiz. İşin finalinde rehber serisini aslında tamamlayacağız. Bu ilk bölümümüz olacak ve diğerlerinden ayrı olarak sadece temel mekanikler, atıyorum şuradaki rakamlar ne işe yarar, fabrika ne işe yarar gibi sadece en temel oyun bilgisine baz alacak bir rehber olacak. İlk defa Oy4'ü satın aldım. Ekranı açtım, bekliyorum rehberi bu aslında. Eğer ki multiplayer'lara meraklıysanız Agora Discord sunucusuna gelebilirsiniz. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz Discord sunucumuza. Multiplayer oyunlar oynuyoruz aramızda. Şimdi İlk başta girdiğin vakit temel olarak başlayacağımız şey bir kere bayrak. Bayrağa tıkladığın vakit liderinin özellikleri olabiliyor. Her liderin kendince özelliği yok tabii ama hani belli başlı liderlerin var. Ve sonradan gelen, DLC ile gelen liderlerin var aslında. Stalin'in var mesela, Hitler'in var veya Atatürk'ün var. Veya hani Osmanlı dersen farklı. Bu vanilya ile aynı. Peki niye Agora modunda çekiyorum? Temel rehberden Agora modunda alakalı mekanikleri anlatmayacağım. Onu başka bir videoda anlatacağım. Şu an için en temel olarak neler var onlara gideceğiz. Oyunun vanilyasıyla aynı rehber. Şimdi oyunun ekonomi sistemi ne işe yarar? Bu dışarıya sattığın kaynağın ne kadar oranda olacağını belirtiyor. Yanında da yazıyor. Sen free trade olursan dışarı %80 kaynak satarsın. Eğer ki limit'a doğru inersen ve en sonunda da ekonomiyi kaparsan dışarı hiç kaynak vermezsin. Peki bu kaynaklar ne işe yarıyor? Üretimde işine yarıyor. Burada görebilirsin. Sen ülken olarak 140 çıkarabiliyorsun bu kaynağı. 35'ini dışarı satıyoruz. Niye 35'ini? Çünkü sen limited'tasın. 35 tanesin. Veya atıyorum 424 çelik çıkarıyorsun. Bunun 105'ini dışarı satıyorsun gibi. Ve bunu diğer ülkelerde senden satın aldığı vakit sana fabrika geliyor. Oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Ondan sonrasında ekonomi yasalarına gelelim. Oyunun vanilyası için konuşuyorum. Her zaman için var ekonomiye geçmek mantıklı. Agora modu için ise durum birazcık değişiyor. Var ekonomiden ziyade erken oyunda civil ekonomi bazı ülkelerde kar sağlayabiliyor. Ama vanilya bazlı bakarsak her zaman için ekonomiyi mobilize edip en yükseğe çekmek mantıklı. Sonrasında buralar yine bizim modumuzla alakalı. Buralara başka bir dönemde değiniriz. Şirketler herhangi bir, bu yeni DLC değişecek ama yine anlatalım. Herhangi bir dizayn yaptığınız vakit, mesela tank dizayn ediyorsun, uçak dizayn ediyorsun, bunların da repliği gelecek. Bunlar da sana belli başlı bufflar sağlıyor ve araştırırken de kolaylık sağlıyor. Mesela tankının armorunu %5 güçlü yapacağım. Daha güçlü hard attack, bunları da yapacağız. Daha güçlü vurmasını sağlayacağım diyor. Bu şirketi aldığım vakit, aldıktan sonra dizayn edersen tankını, bu şirket çalışıyor. Hemen geçelim. Her şirketin kendince buff'u var. Aynı şekilde gemi içinde var, uçak içinde var ve dahi diğer şirketlerde var. Burada ise sizlerin yöneleceğiniz yola göre, hani mesela ben topçuda ileri teknolojide olmak istiyorum dersen, topçu araştıracağım dersen burada topçu bir şirketin var. Veya ben infantry ekipman şirketi istiyorsan buradan var. Veya motorize sonrasında. Burada ise sanayi şirketleri var. Sentetik teknolojiler için yine aynı mantık. Endüstri teknolojisinin hız veya elektronik veya daha çok supply yap inşallah. Şimdi burada ise teoristler var. Doktrin dediğimiz bir mantık var oyunda. Şurada görebileceğiniz üzere. Bunlara yine geleceğim hızlısından. Buradaki doktrinlerin açmandaki hani ucuz atma sağlıyor. Arm experience mantığı var, onda gelelim. Şurada gördüğünüz gibi ben şu an hile yazdım. Normalde sıfırdan başlıyorsunuz çoğunlukla her ülkede. Şu an için mesela bir doktrini araştırırken sen şuraya geldiğimiz vakit 100 XP harcıyorsun. Eğer ki buradan gelip de teorist alırsan, D15 ucuz atma mesela. Geldim burada, hemen doktrine tıkladığım vakit. Ne oldu? 85'e düştü. Bu ucuz atmalara tabii ki daha değişen faktörler de var. Mesela Focus'lardan aldığın buff'lar da bunu ucuz atabiliyor. Onda da değiniriz. Mesela %50 doktrin ucuz atması buff'u aldın diyelim. Bu onda da çalışıyor. Teorisel bu işe yarıyor. Tabii farklı doktrinler var. O doktrinlere göre ise advisor'lar değişiyor. Mesela denizlerle alakalı yine advisor'lar var. Ve havacılarla alakalı yine advisor'lar var. Burada ise sen ne kadar askeri ülkende toplayabilirsin? Asker alım yasası. Ülke nüfusunun %2.7'sini alabilirsin. Vanede biraz daha değişken. 2.7'sini asker alabilirsin. Almanya'nın total nüfusuna bakıyoruz. 65,5 milyon civarı seyrediyor. Onun da 2,5'u şu an elimde olan 1.7 milyona tekabül ediyor. Ben bu yasayı arttırdığım vakit, tık dediğim vakit hemen artmıyor. Bir süre askeri alımı toparlamak için zaman geçmesi gerekiyor. Yavaş yavaş da oluyor. Süre aktıkça bu sayının arttığını göreceksiniz. Tabii ki bu askerleri de cephelerde kullanıyorsunuz. Bunlara yine geçmiyorum, değinmiyorum. Mod rehberi de yaparız, orada değiniriz. Military staff'lar var. Bunlar da senin savaşsız bir şekilde ordunun tecrübe kasmasına, daha doğrusu Army Experience, yani hemen hemen oraya geliyor. Army Experience kasmasına ve doktrinleri açmana yarıyor. Buradaki staff'lar tamamen için doktrin açmaya
yapmaya ve orduna buff vermeye yarıyor. Mesela bunu aldığın vakit Divisionların %10 daha fazla vuracak gibi düşünebilirsin ve günlük olarak sana 0.18 XP sağlayacak diye düşünülebilir. Aynı şekilde deniz için, aynı şekilde hava için ve aynı şekilde 3 tane daha general alabiliyorsun. Bu generallerin de yine kendi üzerine getirdiğin vakit masunu gördüğün gibi buffları var. Bu buffları ordu rehberinde anlatacağım. Buradan gözünüze yani güzel geleni ayıkla götür. Neşine karakterler yine bizim modumuzla alakalı politik advisor'larımız var. Politik advisor'larımız atladım bir şey yok değil mi lan? Vanilla'ya endeksli gitmeye çalışıyorum biraz ama. Evet, politik advisor'lar ise sana hani yarar sağlayan, hoşuna giden, ülkenden hani o anki neye yöneldiysen destek çıkabilecek figürler. Mesela sen fabrikanla gidip de askeri sanayi yoğunlaşan vakit bu abiyi var endüstriyelisti alabilirsin. Ya da ben diyorsan ki daha çok sivil basacağım. Burada aynı şekilde sivil advisor'ları da var gördüğünüz gibi. Bu da sivil ekonomi basmanı hızlandırıyor. Buradan ülkene yarar sağlayabilecek buff'ları seçiyorsun ve anlık olarak kullanıyorsun. Ama her şeyin başı, şu an anlattığım sistemin tümü aslında politik puanla yapılıyor. Bizim modumuzda politik puanın önemi birazcık daha fazla ve kullanım alanı daha geniş. Ama genel olarak PP'nin önemi oyunda çok büyük. Mesela şu an 5.2 kazanıyorsan bizim moddan yine alakalı. Martin Bormann'ı aldığım vakit 5.6.5'a çıktı. Şu anda da gördüğünüz gibi. Ve ben bir politik advisor da alırsam, mesela Rudolf Hess'i alırsam, bu yine 6.10'a çıkıyor. Ve ben bu PP'yi buralarda kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi advisor'lara veya şirketlere veya daha farklı amaçlara kullanabiliyorum. Geldiğimiz vakit burada PP'yi oradan kullanıyoruz. Peki nerelerde daha az oluyor aslında PP? Ben Focus'a tıkladığım vakit 1 PP'lik bir harcaması var Focus'ların. PP aynı zamanda Focus içinde gerek. Bir de National Spirit dediğimiz hem ülkemize buff hem de debuff veren faktörler var. Burada gördüğünüz gibi Alman ideoloji drift defansı, yani ideolojisinin değişmesini engelleyecek derecede bir savunması var. Generallerinin yetenekli olduğunu söyleyebiliriz. %5 organizasyon ve planning speed var. Bunları geçiyorum. Bunlar pek vanilyada olan şeyler değil. Mephibis var. Hem bir debuff'tır hem de büyük bir buff'tır. Politik power açısından bir debuff ama ağır askeri sanayi kurma açısından mükemmel bir buff'tır. Gördüğünüz gibi Mephibis bu şekilde. Hani hem ufak bir debuff hem de devasa bir buff. Bunlar duruma göre değişebilir. Savaşa girersen mesela Mephibis gidiyor ve onun yerine sana bunun bir geri ödemesi geliyor. Onlara zaten serilerde denk gelirsiniz. Mesela Fransa üzerinden bakacaksak şöyle bir şey de var. Birinci Dünya Harbi'ni biz kazandık, kocunduk ama yani diğer hiçbir şeyin önemi yok. Sadece Birinci Dünya Harbi'ni kazandık, rahatız kafamızla. Bununla alakalı bir olayı var. Yani Birinci Harbi kazandık ama ikinciye hiç niyetli değiliz. O yüzden mesela bu doktrin araştırmakta da çok zorlanıyor. Ve insanlar askere gidiyor. Şimdi yukarıdan devam edelim. Politik power dediğim gibi bu işlere yarıyor. Stability genel olarak çok önemli her ülkede. Çünkü stability'nin sıfır olursa, hatta şöyle gösterelim. Eksiye düştüğün vakit gördüğün gibi debufflar almaya başlıyorsun. Ve bunlar az buçuk debufflar değil. Üretim kapasiteni öldürecek debufflar. Yani sen bir günde 10 tüfek üretiyorsan bu debuffı yediğin vakit o üretimin 7'ye düşecek. Hatta stability'nin yüksek olduğu zaman aldığın bir buff var, o da kaybolacak. Dolayısıyla bir günde 10 tüfek üretmektense 5 tüfek üreteceksin. Ve bayağı bir önemli aslında stability. Şöyle bir artı 100 yazalım tekrar Almanyacığıma. Gördüğünüz gibi bu sefer debuff olan şey buff'a dönüştü. Yani stability her zaman korumanız gerekiyor. Peki stability neye göre değişken? Bir ülke sizi savaşa çağırdığı vakit girmezseniz en yüksek düşüşlerden biri o zaman. Şimdi mesela Türkiye garanti at, Romanya'ya savaş açtı ama sen Romanya'ya karşı Türkiye'nin de savaşa girmeyi reddettin. O zaman direkt -30 stability yersin. Onun dışında pek çok faktör var. War support'un çok düşük olması stability yine öldüren faktörlerden birisi. Şimdi stability evet önemli ama hani war support daha da önemli. War support gördüğünüz gibi bu arada savaşa girdiğim vakit ben sana direkt -21 stability yedireceğim diyor. Aynı zamanda savaşa girdiğiniz vakit bir de şöyle bir olay var. Yine basic olarak bir stability kaybedebiliyorsunuz. Ülkeden ülkeye göre değişiyor. Çünkü bazı ülkelerin buna buff'ı var. Savaşa girdin direkt Polonya ile ülkenin stability'si 80'e düştü gibi. War support şöyle. Senin ülken hızlı teslim olabilir. Yani Almanya gibi son ana kadar dayanabilir. Yüksekse war support'un, düşükse Paris düşünce gidiyorsun gibi. Fransa gibi tarihsel bir örnek. Man power'dan bahsettik. Şimdi en önemlisi fabrika. Fabrikamız belirli bir yıla kadar savaşmadan, yani savaşa girmeden hemen hemen 1,5 yıl öncesine kadar basman gereken şey. Bazı durumlarda önce altyapı sonra sivil basmak mantıklıyken genel anlamda ise, genel mekanik açısından ise önce sivil altyapısı yüksek olan yerlere basıp şu şekilde sonrasında savaşa girmeden 2 yıl önce 1 yıl önce artık militeriye dönüp üretimi toparlamamız gerekiyor. Sonrasında
dijite döneceksin. Bunu öyle kasmanıza gerek yok. Belirli bir sıralamaya hani gerek yok. Altyapı yüksek olsun yeter. Bu şekilde. Ve binaların tabii ki de bir limiti var. Bizim modumuzda biraz fazla ama vanilyada bir limiti var. 10 bina inşa edebilirim buraya. Bunun kaçının sivil, kaçının militer olacağını kendim kestiriyor olmam lazım. Niye Almanya'dan gösteriyorum? En önemli şey. Oyuna zor ülkeyle başlarsanız, aksiyon dolu ülkeyle başlarsanız sonrasında oyunu daha hızlı kavrarsınız. Türkiye'yle de öğretebilirdim. Türkiye'yle de gösterebilirim bu rehberi, çekebilirdim ama çok sıkıntı yaşarsınız. Türkiye dünyayla savaşmadığı için ve fokusları da kendi bölgesinde olduğu için Türkiye'yle çok bir şey öğrenemezsin. Tank kullanman lazım, uçak kullanman lazım. Bunlar Türkiye'de çok zor yapılan şeyler. Ama Almanya'da bunları ferah ferah yenil, bir kere daha oyna, bir kere daha yenil. Ama önemli olan zor ülkeyle başla, zor ülkeyle devam et. Tabii Türkiye'de oyna, onun da keyfi sonradan çıkıyor. Fabrika dedik, bu işe yarıyor. Sonra ben burada sivil ürettim. Temel mantık şu. Ne kadar çok sivilin varsa o kadar fazla militeri basabilirsin demek oluyor. Ama savaş yakınken elinde binlerce sivil olsun ne işe yarar? Üretim yoksa. Değil mi? Buraya geldiğimiz vakit sivillerimizi cici basıyoruz. Her ülkenin belli başlı bir yılı var. O yıla kadar basması gerekiyor. Bunları ülke rehberi çekersek yaparız. Militeriye döndükten sonra ise üretime geçiş yapacağız. Onu da göstereceğim. Consumer goods ne işe yarar? Bir ülkenin tüketim malları diyebilirsin. Yani halk bunun kaçta kaçını kullanır. Sen buradaki ekonomiyi değiştirdiğin vakit, şu an gördüğün gibi halk %35'ini kullanıyor. Buraya getirdiğin vakit %25'ini, ama ben birazcık var support kazanabilseydim eğer, bakın burada 15'ken. Hatta şöyle gösterelim. Şu an kullanabildim. Şu sıraya kadar kullanabildim değil mi? Hani şu sıraya kadar kullanabiliyoruz. Fabrika olarak 9 tane customer goods'a gidiyor. Ben geldim buna tıkladığım vakit gördüğünüz gibi daha fazla fabrika kullanabilirim. Şu şekilde diyebiliriz. Bir sonraki aşamaya da geçecek olursak artık üretim mantığına yavaştan geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Altyapıdan hemen şurayı da bitireyim. Altyapı senin bir binayı daha hızlı basmana yarıyor. Üzerinde de yazıyor şu an zaten. Daha hızlı basmana yarıyor. Sivil olsun, militer olsun, dockyard olsun hiç fark etmiyor. Kısacası militeri, fabrika senin tank, uçak, silah ve minimum ekipman hepsini üretmene yarıyorken dockyard gemi üretmene, sivil ise bunları inşa etmene yarıyor. Sentetik ise senin petrol üretmene yarıyor. Tabi minimalist olarak diyebiliriz. Anti-air seni düşman, bomber veya yakın olarak supply hub'larına vuran uçakları düşürmeye yarıyor. Radar ise o uçakları bulmana yarıyor ve senin uçaklara belli başlı avantajı var. Havalimanı uçak kaldırmana yarıyor. Bunu orada rehberinde değiniriz. Uçak kaldırmana yarıyor. Supply hub, lojistik rehberi yaptığımızda yine bunu anlatırım. Ordunun attrition yemesine engel oluyor. Yani yıpranma yaşamasına engel oluyor. Demir yolu bunları birbirine bağlamak için var. Naval base ise yine bir nevi supply yap. Burada mesela naval base olmazsa sen burada attrition yaşarsın gibi. Fort, yani adı üstünde Maginot aklınıza gelsin. Yani ufak tefek şeyler. Savunma bezleri diyelim. Castle Fort denizden gelecek çıkarmaya. Bu ise karadan gelen hücuma karşı yapılan bir birim. Bu ise elimizdeki petrolü depolamaya yarıyor. Ne işe yarıyor diye sorabilirsiniz. Bir yerden sonra petrolünüz savaş halinde azalmaya başlıyor ve depo yaparak stoklayabilirsiniz. Bazı durumda da bayağı mantıklı. Bak şu ise konversi çok önermiyorum. Nadiren olsa Amerika'da yapılabilir. Sivili militeri ya da militeri sivile çevirmenize yarıyor. Bilmiyorum ne kadar kullanırsınız artık. Pek mantıklı değil. Buna geldik. İnşaatı genel olarak anlattık. Hemen bir decision'lara gelin. Yine bizim kendi modumuzda yine çok değişen şey var. Modun özelliklerine girmeden bu anti-raid mevzusuna bahsedeyim. İçinizdeki komünizmi veya faşizmi veya demokrasiyi buradan bitirebiliyorsunuz. İdeoloji de değiştirebiliyorsunuz aslında advisor aldığınız takdirde. Yine bu war support'unuzu yükseltmek için. Artık war support birazcık mekaniği değişti. Gemi bat düşman gemilerinizi, konvoylarınızı vurduğu vakit, cephede asker kaybettiğiniz vakit azalabilecek şekilde gelişiyor. War support şurada da yazar. Bunu kurtarmak için propaganda yapıyorsunuz. Führercilik oynuyorsunuz bir nevi diyebiliriz. Burada da MFB'si görüyorsunuz. Gitgide artan bir debuff ama büyük bir buff aslında. Sıra üretimde. Üretime gelişecek olursak tüfek her piyade için olmazsa olmaz. İhtiyacınıza göre üreteceksiniz. Bunun ihtiyacını nereden karar vereceksin dersen göstereceğim. Yine lojistik ekipman. Bunlara yine template değineceğiz. Kamyonet, mamyonet. Buradan ufakları üretiyorsun. Motorize, mekanize birimler ya da ufak tefek. Daha minimalist şeyleri buradan üretiyorsun. Canavar tanklarımızı buradan üretiyoruz. Dizaynlayabiliyoruz. Dizaynlara da geleceğiz. Uçakları da yine aynı şekilde dizaynlayabiliyoruz. Uçakları da buradan üretebiliyoruz. Gemileri de buradan yapabiliyoruz. Donanma rehberi geldiğinde bunu da göstereceğiz. Gemilerimizi buradan yapıyoruz. Şu ne işe yarıyor diye soracak olursanız, bu sizin donanmanız yaralıyken, savaştıktan sonra tamir edilirken veya antrenmandan sonra tamire ihtiyacı olurken kaç limanın onu tamir edeceğine yarıyor. Bunu yüksek tutarsan gemiler limana yanaştığı vakit o kadar hızlı tamir olur. Bazı birimler refit oluyor. Mesela sen şu ne işe yarıyor diye soracak olanlar olabilir. Sen geldin burada bunun mesela topunu değiştirdin değil mi? Geldin small cannon'a çevirdin. Burada direkt refit sembolü çıkıyor. Bu şekilde tıkladığım vakit kaynak istemeden hızlı
yoldan üretecek. En önemli şeye de gelelim. Üretime daha detaylı gireriz muhtemelen ama ben yineden özetleyeyim. İhtiyacın kadar. Ben hep 10 liralık üretiyorum. İhtiyacın kadar üretebilirsin. Peki bu ihtiyaca nereden bakacaksın? Lojistikten. Buradan. Zaten üzerine getirdiğin vakit sen verdikçe burada yazıyor. 1093 gün sonra açı kapanacak. Vay efendime söyleyeyim 11 gün sonra tüfek. Kamyonet 219 gün falan. Buradan arttıraraktan yapabilirsin. Kaynak açığı olursa mesela şu an uçakta kaynak açığı yaşıyoruz. Şuranın üzerine getirdiğin vakit görebilirsin. %15 debuffuyor ama bir yerden sonra devasa debuffuyor bu üretimler. Ona dikkat etmek gerekiyor. Üretim de bu şekildeydi. Şimdi yeni bir şeyi üretime soktuğun vakit mesela geldin burada sivil soktun, tren soktun. Bir süre zaman geçmesi gerekiyor. O üretim tam kapasitede olsun. Ondan sonracığıma fokuslar çok önemli. Fokuslardan buff, debuff veya ülke annekslemek gibi çeşitli fonksiyonları buradan yapıyorsun. Aksiyonların buradan. Mesela Almanya'nın Anschluss'u alması gibi buradan hani yapabilirsin. Bir fokus snow check alalım. Buradan geldin abi. Fokus autocomplete pardon. Şöyle bir Führer yolunu açalım. Şimdi ilk başta fokuslardan aslında gidilmesi gereken yol şu. Senin önce ekonomik avantajlar veren yollara gitmen gerekiyor. Mesela ben bu yola gittiğim vakit bana %10 sivil inşaat advisor'ını verecek. Ve endüstriye 2 tane %100'lük buff verecek. Buraya geldiğim vakit ekonomi yine burada bir buff'ım var. Bunu da alıyorum. Sonrasında bana sivil veren yollar var fokuslardan gelen. Bunları tatlıdır. Bunları alacaksın ki güçlü bir ekonomi çıkarabilirsin. Önce sivil ekonomi veren ve araştırma slotu veren. Bunlar çok önemli. Bunlara gideceksin ki iyi bir sivil ekonomiyle güçlü bir askeri ordu çıkarabilirsin. Bu da altyapını fulluyor Almanya'da mesela. Military veriyor. Erken de military de tatlıdır yine. Gördüğünüz gibi güzel güzel militerilerimizi alıyoruz. Sonrasında ise artık askeri yollarımıza gitmemiz gerekiyor. Tabii erken dönemde uçak tank araştırmaları da yapmak gerekiyor. Bunların da ordu yolları var. Burada gördüğünüz gibi tank buffları mevcut. Mekanizeye veriyor mesela burada. Veya burada tanka da veriyor. Doktrine de veriyor. Veya uçağa da yine bufflarınız oluyor tabii ki buralarda. Yine mesela buradan gittiğim vakit ülkeler annekseyebildiğinden bahsetmiştik. Buraya geldiğimiz vakit mesela Anschluss burada var. O fokusa gittiğim vakit Avusturya'ya event gidecek ve Avusturya Almandır diye anneksiyoruz. Tabii yeni ülkeleri katmak size güç ve taze bir kan katacak ki büyük savaşa hazırlanabilirsiniz diye. Gördüğünüz gibi burayı fethettik politik yollarla ve buranın askerisi ekonomisi bize geçti. Bazı fokuslar da bu işe yarıyor. Bazı fokuslar da size ordunuza kalıcı bufflar veriyor. Bunların hepsi nereye geliyor diyecekseniz buraya geliyor. Gördüğünüz gibi Wehrmacht buff'ı diye bir şey aldık. Bunu geç, sivil buff'ı aldık. Burada birikiyorlar. Bazıları debuff olabiliyor. Bazıları o debuff'ı silebiliyor fokusların. Hani bir denge mekaniği var tabii ki. Debuff'larınızı fokuslarınızı yine silebiliyorsunuz diyebiliriz. Evet, fokusları da anlattık ne işe yarayacaklarını. Hatta bazı fokuslar liderlerin özelliklerini geliştiriyor diyelim. Debuff'ları varsa mesela bunu en güzel örnek Kayışek. Çok büyük bir debuff'ı var ama fokuslardan gidince bu debuff'ı silebiliyor. Her şeyimizi, ülkemize hani en çok şeyi katılacak yolları buradan alıyoruz, gidiyoruz. Hatta şöyle diyebilirim. İdeolojinizi de değiştirecekken fokus sizin en büyük gerekliliğiniz. Fokustan gittiğiniz zaman çok rahat bir şekilde geçebiliyorsun yeni ideolojileri. Mesela hani Almanya'da komünist gitmek gibi. Evet, bunu da gösterdik. Şimdi genel olarak üretimden de çok yüzeysel bahsettik. Bunu yine rehberde tazelediğimizde yapacağız. Trade'in de ne işe yaradığını az çok şeyde anlatmıştım. Buradan kaynak alman lazım ki sen burada sıkıntı yaşama üretirken. Ajanlıkla alakalı hemen birleştirilmiş bir rehberde çekeriz. Kısacası yüzeysel olarak geçmek gerekirse teknoloji çalmaya, bir ülkeyi daha hızlı fethetmeye collaboration'a yarıyor. Bu da hükümeti zayıflatıp işgalinizi kolaylaştırmak. Mesela sen %100'lük collaboration'lar atarsan eğer Paris'e girdiğin vakit düşer. Hele hele de Varsaport düşken Paris bile beklenmez. Ama en iyi örnek bu değil. Sen Sovyet'e ajanlıktan collaboration attın. Sen Leningrad'a, Stalingrad'a girmeden bile Sovyetleri düşürebilirsin. Çünkü ajanlıkta bunu başarabilmişsin ve ciddi bir fabrika vererekten o ülkenin savaş olan isteğini bitiriyorsun ajanlıktan. En önemli unsurlar bunlar. Teknoloji çalmak, bir de içerisine sızdığın vakit bir ülkenin şöyle üzerine geldiğin vakit nerede donanma tuttuğunu, nerede hava tuttuğunu, nerede orduların az çok tahminini şeylere verdiğini görebilirsin. Kaç fabrika falan verdiğini veya kaç sivil olduğunu buradan görebilirsin. Ajanlıkla alakalı bir durum bu. Mesela sen free trade'e geçtiğin vakit diğerlerinin sendeki bilgisi artıyor. Ajanlık çok yüzeysel olarak böyle detaylı anlatırız. Araştırmalara gelelim. Araştırmalar yine çok hafif yüzeysel anlatacağım. Kısacası inşaat hızınızı arttırıyor. Ayrık sanayi, bileşik sanayi bunun farkını alırız ama genel olarak slot ve üretim arttırıyor. Bu da ise üretimi yine destekliyor. Bu daha çok hani gemilerde de işe yararken, bu gemi üretiminde de işe yararken bu birazcık daha hani piyade ekipman, uçak, tank falan. Donanmayla alakalı değil. Bu petrolü daha hızlı işlemenize yarıyor. Bu ise sentetik kaynak diyebiliriz bunun için. Sentetik kaynak. Bu ise ülkenizdeki hani demir, alüminyum, çelik vesaire bütün kaynakların total olarak fazla çıkmasına yarıyor.
Genel olarak endüstri bu şekildeydi. En yüzeysel herhalde böyle anlatabilirim. Burada ise elektronik ve atom diye aslında ikiye ayrılıyor. Atom bildiğiniz atom bombasıyla yapmak için ve roketler ise uçak teknolojileri ve V2 roketleri için elzem. Burada gördüğünüz gibi tabii bunlar çok geç oyunda. Yani 44-45 arası açılan teknolojiler olduğu için biraz zor açmak. Ama elektronik açmanız lazım. Çünkü radyo önemli. Radar önemli. Bunlara gideceksin. Çok öncelik vermeyeceksin. Mesela bir de şöyle bir olay var. Bunların üzerine geldiğin vakit 2 yıl yazıyor bakın altta. Sen bu teknolojiye gidersen 2 yıllık bir ceza yiyeceksin. Niye? Çok ileri bir teknoloji. Şu an 36 yılındasın. 38 teknolojisini araştırmaya gittiğin vakit debuff yersin. Daha research'ı burada kapatalım. Burada ise şey veriyor. Teknoloji hızı veriyor. Air'da ise yeni uçak teknolojileri açabiliyorsunuz. Ekipmanları açabiliyorsunuz. Naval'da ise yine donanmanızı güçlendirebiliyorsunuz. Burada ise gemiler açıyorsunuz. Topçu'da ise hem tanklarınıza top hem piyadenize yine top anti-air açabiliyorsunuz. Tabi anti-tank da burada. Armor'da ise tamamen tanklarla alakalı. Support ise genellikle birliklerinizi desteklemekte kullanacağınız unsurlar. Mesela kürek, mühendis bölüğü veya hani gözcü bölüğü. Avantajları var tabii ki. Hiçbir dezavantaj yok ama avantajları var. Veya lojistik bölüğü. Mesela bunu eklediğim vakit daha az petrol ve daha az lojistik kullanıyoruz. Veya sinyal bölüğü. Bunların hepsini ordu rehberlerinde bir kere daha gireceğiz. Infantry'de ise genel olarak tüfek ve tüfek güçlendirmeleri, motorize, mekanize veya hani amfibik ürünler geliyor gibi. Ve armored car genel olarak hiçbir işe yaramıyor. Denemeyin, denettirmeyin, boş iş. Marinler çıkarma atarken ordunuz için elzem aslında marin araştırmaları gerekiyor. Dağcılar dağlarda avantaj sağlıyor. Paraşütçüler bizim önerimize yasak ama anlatayım. Atıyorsun, gidiyor. Orada direniş sağlarsa etkili. Düşman havalimanından atılırsa etkili. Bunlar ise özel bilgiler, bunlara değinmeye gerek yok. Bu da yukarıdaki marin veya dağcı gibi veya paraşütçü gibi unsurların sayısını arttırmaya veya onları güçlendirmeye yarıyor diyebiliriz. Onun dışında daha da anlatacak bir şey var mı? Atladığım tabii ki ufak tefek detaylar vardır. Lojistikten falan bahsedeceğiz. Yukarıdaki değerlere tekrardan bir dönersek command power senin birimlerinin genel olarak çoğu eylemini etkiliyor. Mesela general aldın, tamam mı? Force attack, last stand veya planning kasmakta. Rehberde anlatacağız. Etkili. Port atağa bastın mı git. Ordun daha güçlü vuruyor ama çok daha hızlı yok oluyor. Last Stand'de ise çok daha iyi savunuyor ama yine içleri yok olabiliyor. Ordu rehberinde bunlara değineceğiz. Genel olarak oyunu bir öğrenelim. Ondan söyleyeceğim. Doktrinlere de hiç değinmiyorum. Doktrinleri de ordu rehberinde işleyeceğiz zaten. Lojistik defterinde dediğim gibi açıklarınızı görebilirsiniz. Burada ise artık template yapıp üretime sürebilirsiniz. Production'ı zaten bahsetmiştik. İnşaattan da bahsetmiştik. Trade'den de bahsetmiştik. Diplomasi ekranı mantığı yok. Yani öyle diyeyim. Ülkelere sağladığımız vakit. Genel olarak şuradan savaş açıyoruz. Eğer claim'iniz varsa buradan Vargol alıyoruz. Buradan ise aldıktan sonra Vargol'u savaş açabiliyoruz. Askeri geçiş alabiliyoruz. Mesela ortak bir düşmanınız varsa askeri geçiş alıp ordu nakli olabilir. Veya onlara aynı teklifi verebiliyoruz. Dockyard donanmamızın burada durması için izin istiyoruz. Ve onlara tamir ettirebiliyoruz çaktırmayı. Veya yine aynı şekilde onların da bizim limanlarımıza demirlemesine izin verebiliyoruz. Silah yardımı yapabiliyoruz. Silah yardımı isteyebiliyoruz. Ambargo atabiliyoruz. Volunteer atabiliyoruz. Veya onun kontrolünü asker verip sonrasında da o askerleri aşağıdan çekebiliyoruz veya ittifaka davet edebiliyoruz. Üstte de garanti etme seçeneği var. Herhalde atladığım öyle aman aman majör bir şey yok. Bir dünya tansiyonu mekaniğimiz var. Dünya tansiyonu en sağda görebileceğiniz gibi bunu çok fazla arttırdığınız vakit diğer ülkelerle özellikle de demokratlarla olan ilişkiniz devasa oranda azalıyor ve size ambargo atmaya başlıyorlar diyebilirim. Kaynaklardan bir bahsedelim. Petrol genel olarak tanklarınızın, uçaklarınızın veya herhangi bir petrol tüketen birimin ihtiyacı. Burada depomuz var. O depoyu doldurana kadar alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi günü düşecek onu. Ticaret yaptığım için. Tabi bu sayıyı arttırdığım vakit şöyle daha hızlı olacak. Tabi devamlı harcayan bir kaynak. Uçaklarınız, tanklarınız, gemileriniz bunu devamlı harcayacak. Ona dikkat edeceksin. Alüminyum genel olarak uçakta ve support ekipmanda ama ağırlıklı olarak uçakta kullanılıyor. Lastik yine uçakta, kamyonette kullanılıyor. Tungsten genel olarak tanklarda kullanılıyor. Çelik hemen hemen her şeyde kullanılıyor. Ve kronyum yine ağırlıklı olarak tanklarda kullanılıyor. Nadir de olsa ileri teknoloji anti-tanklarda da kullanıldığını görüyoruz. Bu şekilde görebilirsiniz. Üzerine tıkladığınız vakitte en yakın size rahatlıkla gelebilecek limanı, daha doğrusu ülkeyi tıkladığınız vakit size en hızlı getirebilecek ülkeyi yukarıda gösteriyor. Tabii mesela Amerika'dan niye alamıyorum? Amerika ben Anşulus'u attığım için bana bir nevi kızgın. O yüzden buna önce bir improve atmam lazım ki bende olan ticareti tekrardan sağlansın ve onda ticaret yapmaya devam edin. Ticareti de böyle özetledik.
Bu ticareti yaparken bu arada konvoy kullanıyorsunuz. Eğer ki deniz aşırı bir yerden alıyorsunuz. Mesela Almanya olarak Amerika'dan alırsan konvoy gerekli ama Almanya'yken Sovyetler'den alırsan konvoy gerekli ve karayolunu tercih ediyor her zaman için. Ama deniz yolunu kullanırsan ticarette unutma ki konvoy rate yersin ve ticaretin sektörü olabilir. Yani gelip torpidolar, denizaltılar veya daha büyük gemiler senin konvoylarını vurup ticaretini aksatabilir. Evet, genel olarak koridorda ilk girdiğiniz zaman nelerle karşılaşabileceğiniz, genel olarak ayrıntıya çok fazla girmeden, çok detaylı bir oyundur ama çok fazla ayrıntıya girmeden anlatabileceklerim hemen hemen bu kadardı. Atadığım varsa affola ama ordu veya diğer donanma, hava veya dizayn rehberlerinde bu durumu gidereceğiz. O rehberleri de takip etmek için abone olmayı unutmayın. Evet, kendinize bakın. Görüşmek üzere.